3 tane tavuk göğsünü alıp tezgaha gelmek. Tavuğu alıyorum kesme tahtasının üzerine. Ocağımın üstüne bir tane tava koyuyorum. Altını yakıyorum ve iyice ısıtıyorum tavayı. Önden tavada birazcık hafif bir cıslatacağım. Ondan sonra fırına girmeye hazır hale getireceğim. Bakın bıçağımla tavuğun göğüs kısmının üzerine şöyle bir çentik atıyorum. Aşağı kadar açıyorum ama yarmıyorum. Yani ikiye doğru kesmiyorum. Ve böyle böyle çentikler atmaya başlıyorum. Tavuğun göğüs kısmına. Bakınız. Ve 3 tavuğumuzu da aynı şekilde hazırladık. Bunları iyice ısıttığım tavada hiçbir şeysiz sadece renklendireceğim. Çentik attığım kısmı değil. Önce diğer kısmını tavaya koyacağım. Ve 3 parça tavuğumun da üzerine hafif bir bastırarak tavaya iyice yapışmalarını sağlayacağım. Şimdi 1 dakika kadar bunun başından ayrılmadan bunu ateşin üstüne beklettiniz. 1 olur, 1,5 olur, 2 olur. Önemli olan güzel bir renk yakalayabilmek. Bakalım başardık mı? Evet işte bu. Alıp diğer tarafını çevireceksiniz. Diğer tarafını bak güzel yani böyle tatlı bir altın sarısı renk yakaladık. Pişirdiğim tavukları buradaki tabağımın içerisine çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi alt kısımları hafifçe renklendi. Üst kısımları da azıcık renklendi. Fakat içine baktığınız zaman bak içi hala bayağı cayır cayır çiğ. Domatesi ortadan ikiye kesiyorum. Sonra bir kere daha ikiye kesiyorum. Ve mümkün olduğu kadar şöyle dilimler halinde hani bu aralardaki deliklere girecek şekilde domatesten dilimler çıkartıyorum. Çok kalın olmasın. Aşırı derecede de ince olmasın. Sadece pişerken sulu sulu ve lezzetli lezzetli pişsin istiyorum bunlar. Burada da bebek ıspanaklar var. Aralara girebilsin diye şöyle birazcık doğramanızda fayda var. Ben de aldım bir dolu avuç kadar. Şöyle ince ince kıyıyorum bu arkadaşları. Fırında pişireceğim kap burada. Şimdi bakınız tavuk azıcık soğudu ama araları böyle açık ve hala suyu birazcık içeride. Alıyorum bunu ve şöyle ıspanakla aralarını güzelce doldurmaya başlıyorum. Her bir deliğin içine birazcık ıspanak. Aynı şekilde domates de. Ondan sonra da fırında pişireceğim kabın içerisine alıp güzelce yerleştiriyorum. 3 tavuk içinde aynı işlemi tekrarlıyorum. Üçünü de böyle yan yana güzelce dizdim. Üzerine şöyle aralara denk gelecek şekilde kaşar peyniri serpmeyi ve son dokunuşunu yapmayı sakın ihmal etmeyin. Lezzeti bir tık daha arttırabilmek için birazcık değirmen karabiber, birazcık da iri çekilmiş tuz. Bu arkadaş fırına gidecek. Üstü kızarıncaya kadar. Yani daha doğrusu bir 15-20 dakika kadar fırında kalacak. 15-20 dakikanın sonunda dış pişirmesini yaptığımız için tavuklar da tam kıvamında pişecek. O iş tamam olacak.